Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili çocuklar, sevgili Hayatımda Arapça kanalının aboneleri, izleyenleri. Hikayelerle Arapça öğrenme serüvenimiz devam ediyor. Bugün okuyacağımız dördüncü kitabımız yine El-Müstevel Evvel, birinci seviye. Yine 6 ve 7 yaş aralığı. Ve kitapçığımızın adı Kenzus Sealibi. Yani hikayemizin başlığı Kenzus Sealibi. Tilkilerin hazinesi. Tilkilerin hazinesi. Te'lif Ahmet Muhammed. Ahmet Muhammed tarafından yazılmış bu kitap. Resimleyen de Diya El-Haccar. Evet. Tilkimiz Es-Se'leb. Kâne Es-Se'lebu Fe'lûb. Se'lûb isimli tilki. Se'lûb. Yemşi, yürüyordu. Kurbe beyti diki. Kuku. Kuku. Yani yemşi, yürüyordu. Kurbe yakınında beyti diki, horozun evinin, yani kümesin yakınında yürüyordu. Hangi kümes? Kuku isimli horozun kuku. Ve kâne sa'lûbu, ve sa'lûb tabi tilkinin adı idi. Yantaziru, gözlüyordu, bekliyordu. İntazara, yantaziru, intizar. Evet, iftiale, iftiale, iftial. Yantaziru huruce diki. Huruce çıkışını. Harace, yahrucu, uhruç. Huruç, çıkış, duhul, giriş arkadaşlar. Huruç ve duhul. Kimin çıkışını? Eddiki. Huruce diki. Horozun çıkışını gözlüyordu, bekliyordu. Ne için? Ki liyekulehu. Yemek için. Onu yemek için çıkışını bekliyordu. Ne yapıyordu? Kâne se'lebu tilki idi. Se'lubu, se'lub isimli tilki idi. Yemşi, yürüyordu. Kurbe yakınında. Beyti evinin diki horozun. Kuku, kuku isimli horozun evinin yakında ne yapıyordu? Yürüyordu. وَكَانَ فَعْلُوهُ وَثَعْلُوبْ اِذِ يَنْتَظِرُ bekliyordu. خُرُوجَ الدِّيكِ لِيَأْكُلَهُ onu yemek için. Evet, لِيَأْكُلَهُ فَعْلَبٌ tilki, dikun, horoz, beytün, ev. Evet. Bakın, tilki bir kağıt görüyor, onu okumaya çalışıyor. وَجَدَ buldu. Sa'lubun, sa'lub, varakaten, bir kağıt. Tehte şecereti, tehte altında, fevka üstünde, tehte şecereti, ağacın altında, tehte el mektebi, masanın altında, tehte el beyti, evin altında. Feteha sa'lubul varakate, feteha açtı, sa'lubu, sa'lub, el varakate, kağıdı. Ve ahade ve başladı yakra'u okumaya ma fihe içindekini. Yakra'u okuyor. Ahaze yakra'u mazi başlama ifade ediyor. Okumaya başladı. Evet. Neyi? Ma fihe içindekini. Yani ma fil varakati. Kağıtta olan şey. Tehte altında fevka üstünde. Bu kelimeleri öğrenelim arkadaşlar. Tehte fevka, tahte, fevka, naam. İşte burada diyor ki, اِذَا اَرَدْتَ الْوُصُولَ اِلَى كَنْزِ السَّعَالِبِ فَعَلَيْكَ اَنْ تَقُومَ بِعِدَّةِ اُمُورٍ اَوَّلًا اُرْقُدْ حَوْلَ الْغَابَةِ ثَانِيًا اِسْبَحْ عَبْرَ النَّهْرِ ثَالِثًا اِصْعَدَ الْجَبَلَ رَابِعًا اُدْخُلْ الْكَهْفَ وَهُنَاكَ تَجِدِ الْكَنْزِ Böyle bir plan yapmış horoz Se'lûb'e. Bakalım ne yazıyor. Kara Se'lûb. Se'lûb okudu.
Diyor ki kağıtta, اِذَا اَرَدْتَ istersen, الْوُسُولَ ulaşmayı istersen, اِلَى كَنْزِ hazineye, السَّعَالِبِ tilkilerin hazinesine ulaşmak istersen, فَعَلَيْكَ seni yapman gerekir, vaciptir اَنْ تَقُومَ yerine getirmen, بِعِدَّةِ اُمُورٍ birkaç işi yerine getirmen gerekiyor. Yani birkaç maddeyi yapman gerekiyor. Neymiş? Kenzün, iddetün arkadaşlar sayılı. Sayılı. İddet görmek gibi. Umur, emrun, emrani umur. İşler yapmam. Birkaç iş yapman gerekiyor diyor. Yani birkaç madde. Bakalım. Evet. Evvelen. Birinci olarak ürkut, ürkut, koş. Havlel gâbeti. Ormanın etrafına koş. Ormanı bir dolan diyor. Hızlı bir şekilde koşarak. Saniyen, saniyen bakın, ilk olarak, ikinci olarak, isbeh, yüz, abra nehri, nehri karşıdan karşıya yüz diyor. Selisen, üçüncü olarak, is'adil cebele, is'ad el cebele. Ne yapacağız? İs'ad, sa'ide yas'adu is'ad, tırmanmak. Nedir? El cebele, dağ. Dağ, tırman. Rabi'an, udhulil kehfe. Udhulil kehfe, mağaraya gir. Ve huneke, orada, tecidül kenze, hazineyi bulursun. Demek ki evvelen, arkadaşlar, birinci, ilk olarak, saniyen, ikinci, selisen, üçüncü madde, rabi'an, dördüncü madde. Ve huneke, ve orada, tecidül kenze, hazineyi bulursun. Ama nasıl bir hazine? Gâbetün, orman, cebelün, dağ, kehfun, mağara, havle, etrafında. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, sevgili kardeşler, bugünkü etkinliğimiz burada bitiyor. Bir sonraki videoda bakalım tilki kardeşimiz ne yapacak? Horoz mu akıllı, tilki mi akıllı? Ne derler? El elden üstündür. Kendini kurna sanma, senden daha fazla kurnaz olanlar var. Bakalım, tilkiler kurnazlıklarıyla meşhurdur da horozlar ne yapıyor? Bir sonraki videomuzda göreceğiz. Hepiniz hoşça kalın, esen kalın.